İnşaat mühendisi Ahmet Doğan, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerden sonra binaların yapısı ve önemli konulara dair Urfanatik TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından inşaat sektörünün önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Öncelikle bu yaşanan bu felaket sonrasında İnşaat mühendisi Ahmet Doğan, Urfanatik TV mikrofonlarına yaptığı açıklamada depremlerde binaların yıkılmasının nedenlerini ve ev yapımında dikkat edilmesi gereken zemin türlerini anlattı. Maalesef yani bizim depremle depremlerin sık sık yaşandığı ülkemizde binaların depreme karşı dayanıklılığı hayati önem taşıyor. Önce de böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Bununla ilgili İnşaat mühendisi Ahmet Doğan, deprem sonucu meydana gelen bina yıkılmalarının en yaygın nedenlerinden birinin yapı malzemelerinin kalitesizliği olduğunu vurguladı. Zeminden kaynaklı yıkılan binalar olabilir, korozyon yani binaların çürümesi, kolonların çürümesi, kirişler, taşıyıcı sistemin bozulmasından kaynaklı yıkılmalar gerçekleşebiliyor. Tabii binaların yıkılma sebepleri çok çeşitlidir. Yani sadece tek bir sebepten yapılar yıkılmaz. Farklı farklı sebeplerden binalar yıkılabilir. Bununla ilgili önceden önlem almak gerekir. Öncelikle hangi tür zeminden ziyade şöyledir. Şimdi binaların zeminleri çeşitli şekillerde olabilir. Yani kirli zemine de yapı yapılabilir, kayalık zemine de yapı yapılabilir. Fakat önceden bina yapılmadan önce, bir yapı yapılmadan önce yapının zemin etüdünün yapılması gerekir. Zemin etüdü yapıldıktan sonra o zemine uygun şekilde yapının yapılması önemli olandır. Yani kayalık zemine de bina yapılabilir, toprak zemine de bina yapılabilir. Ama zemin etüdünün önceden yapılıp bu zemin etüt sonuçlarına göre de yeni yapılan yapının tasarlanıp uygulanması gerekir. Her şey mühendislik hesaplarıyla yapılırsa herhangi bir sorun yaşanmaz. Zeminde buna göre bir çözüm bulunabilir.